Evet. Evet. 24. soruyla devam ediyorum. Aşağıda insan vücuduna gerçekleşen küçük ve büyük kan dolaşımına görev alan organ ve damarlar gösterilmiştir. Buna göre yemekten bir süre sonra tok olan ve kandaki insülin seviyesi yüksek olan bir kişiyle ilgili olarak ifadelerinin hangileri doğrudur? X, Y ve Z ile gösterilen kısımların ben hangi damarlar olduğunu yazdım. X ile gösterilen akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarının görevi neydi? Akciğerde temizlenen kanı yani oksijen derişimi arttırılıp karbondioksit derişimi azaltılan kanı kalbe getirmek. O zaman birinci öncülümüz doğru oluyor. Peki ikinci öncülümüz ne diyor? Glikoz derişme yüksek damar yedir. Y ile gösterilen yer neresiydi? Kapı toplar damarı. Toklu kanunda kapı toplar damarında glikoz miktarının en yüksek olduğunu söylemiştik. İkinci öncülümüz de doğru. Çünkü bu kişi yemekten bir süre sonra tok olduğunu söylüyor. O zaman ince bağırsaktan karaciğere giriş yapan besin miktarı yani glikoz miktarı artacaktır. Tok olduğuna göre tabii ki kapı toplar damarında glikoz miktarı en yüksektir. İkinci öncülümüz de doğru. Peki üçüncü öncülümüz ne diyor? Üre derişmeye yüksek olan damar Z damarıdır. Peki Z ile gösterilen kısım nedir? Karaciğer toplar damarı. Amonyan üreye dönüştüğü yer neresiydi? Karaciğerdi. Karaciğerden çıkış yapan tek bir damar var. O da karaciğer üstü toplar damarı. O zaman üre derişimin en yüksek olduğu damar tabii ki Z damarıdır. Üçüncü öncülümüz de doğru oluyor. Yani cevabımız Edirne.